Mehdi'nin zuhurunda bir ateşten bahsediyor değil mi? Evet. Duman ve ateş. Evet. Onu sen bir detaylı anlat. Burada izah et. O önemli bir konu. Hı hı. Mehdi diyor İstanbul'a sabah gelir diyor rivayette. Evet. Sabah evet. vaktinde. Evet. Ama o gelirken büyük bir ateş ve büyük bir duman evet. göğü kaplamış olur diyor evet. değil mi? Evet. İnşallah. 1979 yılında böyle bir olay oldu. Kasım ayında evet. Evet oldu. Hadislere bakalım. Oku şu hadisleri kaynaklarından beraber. Doğuda semada üç gece görünen büyük bir ateşin çıkması. Mutat yani alışılmışın dışında şafak kızıllığı gibi olmayan bir kırmızılığın semada görünüp ufukta yayılması maşallah. Gazetelerde çıktı mı o? Bütün İstanbul kıpkızıl oldu mu? Oldu. Ben alışılmışlığın evet. üstüne bir kızıllık değil mi? Uyuyordum, uykudan uyandım ışık, ışıkla evet. beraber. Günlerce sürdü değil mi evet. patlamalar? Evet. Hadis buna işaret ediyor mu? Evet inşallah. Ediyor. Devam et. Doğudan 3 veya 7 gün ardı ardına büyük bir ateş zuhur edecek. Gökte karanlık görülecek. Gökte alışılmış olan kırmızılığın aksine bambaşka bir kızıllık yayılacak. Simsiyah kilometrelerce kalınlıkta bir bulut. Mesela 50-60 kilometre, 70 kilometre kadar böyle uzunluktan aşağıya doğru, Karadeniz'e doğru uzandı mı uzanmadı mı? Evet inşallah. Nereden baksam görünüyor muydu gökte? Görünüyordu. Olağanüstü kalınlıkta evet. değil mi? Kilometrelerce kalınlıkta ve kilometrelerce uzunlukta bir duman bulutu ve karanlık olarak İstanbul'un üstüne çökmüştü. Bütün insanlar da bunu gördü o zamanlar. Evet. Hadisi bir daha baştan oku. Doğudan 3 veya 7 gün ardı ardına büyük bir ateş zuhur edecek. Evet. Patlamalar günlerce devam etti. Evet. 3-7 gün yaklaşık rakamlar evet. veriyor. Evet. Gökte karanlık görülecek. Gökte alışılmış olan kırmızılığın aksine bambaşka bir kızıllık yayılacak. Bütün gazetelerde çıktı o kızıllık. Evet. Değil mi? Evet. Ve sür manşet verdi gazeteler. Evet. Televizyonlarda da çıktı. Evet devam et. Yeryüzünün duyup anlayabileceği bir dille nida edilecek. Muazzam bir gürültü, evet. muazzam bir patlama değil mi? İnsan uyuyan uyuyor, hopluyor. Evet. Ayakta olan o panikle geri oturuyor. Evet. evet. Ebu Cafer bin Muhammed bin Ali radıkallahül anh'tan rivayet edildi. Siz 3 veya 7 gün doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in çıkmasını bekleyiniz. Yani Mehdi'nin zuhurunu bekleyin. Mehdi geldi demektir. Hı hı. Yani o gün, o anlarda geldi demektir. İnşallah. Onu söylüyoruz. Evet. evet. İnşallahü Teala bir münadi Mehdi'nin ismiyle semadan nida edecek ki doğuda batıda olan herkes bu sesi işitecek. Bu ilhamlandır. İlhamla. Evet. Mesela Allah onlara ilham edecek. Mehdi'nin zuhur ettiğini ilham edecek. Yoksa alenen duyma olmaz. Hı hı. Alenen duyma o gök gürültüsü sesindedir. Diyanetler zaten onu tasdik ediyor. Yani bütün rivayetleri topladığımızda hepsi gök gürültüsü gibi bir sesten bahsediyor. Evet. O asıl kastedilen insandan duyacağı ses budur. Evet, evet devam et. Öyle ki korkudan uykuda olanlar uyanacak, ayakta olanlar çökecek, oturan ise ayağa fırlayacak. İşte bu gök gürültüsü gibi patlamanın sesi. Hı hı. Kastedilen bu. Çünkü bütün hadisler bunu teyit eder mahiyette. Evet. Evet. İnşallah. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denen vadide sönük vaziyettedir. Toprağın altında petrol, Berehut denen Arabistan tarafında bir bölge. Toprağın altında petrol olarak duruyor. Bak vadide sönük vaziyettedir evet, diyor sönük değil vaziyette, mi? Evet. Yerin altında duruyor. Hı. Evet petrol. O ateş içinde müthiş azap olduğu halde insanları kaplar. O ateş insanları malları yakıp bitirir. Birçok insan vefat etti o dönemde. Yabancı insanlar evet. bu geminin içerisinde değil mi? Evet. Ve mallarda yakıp bitirdi ki milyonlarca zarara girdiler. Evet, evet. Değil mi? Evet. Yani dünyanın en büyük tankerlerinden evet, bir tanesiydi. Evet. Muazzam zarara girdi. Zaten cam çerçeve bütün milletin cam insanların evet, evet. cam çerçeve indi. O da bir zarar olmuş oldu. Hadis onu belirtiyor. Evet. O ateş içinde müthiş azap olduğu halde insanları kaplar. O ateş insanları malları yakıp bitirir. 8 gün içinde rüzgar ile bulut gibi uçarak dünyanın her tarafına yayılır. Hakikaten böyle bir L biçiminde büyük bir sütun ama kilometrelerce uzayan Karadeniz'e doğru uzandı. Boydan boya oradan Karadeniz'den de etrafa dağıldı. Evet. Ama yani inanılmaz bir görünüm vardı. Ben İstanbul'a akşam gelecektim. Fakat ben gelmek istemedim. Annem de dedi senin okulun başladı hemen git dedi. Ben de tam o konuyu konuşurken patlama haberini duymuştum. Bu şeyi. Akşam otobüse bindim. Sabahleyin İstanbul'a geldim baktım. Böyle muazzam bir duman sütünü ve muazzam alevlerle yanıyor.
Aslında ben gitmek istemiyordum da annem zorladığı için gittim. Ben birkaç gün daha geçsin dedim, patlama olduğu için gitmeyeyim dedim. Ama annem çok bastırdı. Okulun açıldığı, niye gitmiyorsun gibisinden. Akademiye kazanmıştım o zamanlar. Geldiğimde yani hayret edecek bir ihtişamla duman, bulutu. Ben hiç görmedim böyle bir şey yani. Böyle bu kadar yani, mesela yangınlar oluyor, başka şeyler oluyor. Böyle bir olay hiç görmemiştim. Maşallah. İnşallah. Geceki sıcağı gündüzki hararetinden daha şiddetlidir. O ateş insanların başının üzerinden arşın altına kadar yaklaşarak yeryüzü ile gökyüzü arasında gök gürültüsü gibi korkunç gürültüsü olur buyurdu. İşte o infilak ve gökte en yüksek tabakalara kadar yükselmesini hadis belirtiyor. Hakikaten çok yükseklere kadar duman çıktı. Ve gök gürültüsü gibiydi de gürültüsü. Evet, inşallah.